Takdir ediyorum zaten. Şimdi biz kadar da çok şey var. Şunları al ya, bunlar. Lazım olursa aldım. Geri kalan. Hah, oldu mu? Tamam. Başlayalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin çok dikkatle takip ettiği ve takip edeceği iki haftaya girmiş bulunuyoruz. Meclisin aslında bugün tatile girmiş olması gerekiyor. Ancak hem pandemi sürecinde çalışamadığı ve kamuoyunda beklenti yaratmış olan bazı kanunlarla ilgili değişiklikler bekleniyor. Elbette bunların bir an önce yapılması lazım. Ancak bir yandan da kamuoyunun hiç beklemediği, hiç arzu etmediği bir takım düzenlemelerle ilgili meclis çalıştırılmak isteniyor. Öncelikle mevkidaşımız Sayın Akbaşoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkan Vekili'ne dün COVID tanısı kondu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Kendisiyle de kurduğumuz temasta durumun iyiye gittiğini, endişelenecek bir şey olmadığını ifade etti. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Ancak salgının meclisin genel kuruluna kadar girdiği, milletvekillerinin rahatsızlandığı, çok sayıda meclis personelinin hasta olduğu bu dönemde yapılması gereken sosyal mesafeye dikkat ederek ve gerilim yaratmayacak kanunları bir an önce çıkarıp gitmemiz lazım. Esnafın beklentileri var, hemen yapmamız lazım. Çiftçilerin beklentileri var, hemen gerçekleştirmemiz lazım. İş dünyasının, emekçilerin bir takım beklentileri var. Bunları hemen yerine getirmemiz lazım. Ve açıkça da söyledik muhataplarımıza. Bunları bir gün içinde, saatler içinde bitirebiliriz. Ve meclisteki bu salgına karşı gerekli tedbirleri hep birlikte alabiliriz. Yüz güldürecek işleri hep beraber yapalım dedik. Ancak karşı taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden şu ana kadar bu konuda bize olumlu bir dönüş olmadığı gibi maalesef şöyle bir yaklaşım var. Barolarla ilgili değişikliği mutlaka getireceğiz diyorlar. Ve bu meclisi ciddi bir gerilim alanına dönüştürüyor. Hem komisyon aşaması hem genel kurul aşaması son derece gergin, son derece yoğun ve son derece uzun sürebilir. Böyle bir pandemi koşullarında böyle gerilim yaratacak, uzun sürecek bir kanunda ısrar etmenin kime ne faydası var bilmiyoruz. Türkiye'de 80 tane baro var. Yaptıkları açıklamalardan görüyoruz ki 80'i de buna karşı. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin hukukçu kökenli grup başkan vekilleri dışında ve altına imza atanlar dışında kimsenin savunduğunu görmedik. Kimse istemiyor ama bir yandan da bu şartlarda hepimizin sağlığını, meclisteki emekçilerin sağlıklarını tehlikeye atacak şartlarda bu inatlaşmayı sürdürüyorlar. Bu inatlaşmanın sonu ilerleyen saatlere kadar sürecek meclis çalışmalarıdır, komisyon çalışmalarıdır ve komisyonda geçmiş yıllardan da tecrübemizle çok uzun sürecek ve zaman zaman da fiziki temasa da varabilen gerginliklerdir. Bunu bilmeyen yok. 4 artı 4 artı 4'te bunu yaptılar. Yapmayın dedik, yaptılar, en sonunda öyle oldu. İş düzük değişikliğinde öyle oldu. Anayasa değişikliğinde öyle oldu. Maalesef bunları sürdürmeye devam ediyorlar ama bu günler o günler değil. Milletvekillerinin sağlığıyla, canıyla, meclisteki emekçilerin, siz değerli basın mensuplarının sağlıklarıyla oynanacak bir süreci tetikleyen bu saray aklına biz isyan ediyoruz. Görüyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri de içlerinden isyan ediyorlar ama dışarıya bir şey söylemeleri bugünkü düzende maalesef mümkün değil. Şimdi barolarla ilgili kanunun yarın saat 16'da komisyonda görüşülmeye başlanması planlanıyor. Burada öncelikle bir itirazımızı şimdiden ifade edelim. İş düzüğe göre bu kanunun komisyon üyeleriyle birlikte parti gruplarına da dağıtımının yapılması gerekiyordu. Ve bu dağıtımdan 48 saat sonra komisyon görüşmelerine başlayabilir. İş düzüğün ilgili maddesi çok açık.
Bakın zimmet defterinin fotoğrafı burada. Tarih diye 30 Haziran yazmışlar. Ancak 11 Temmuz günü saat 11.23'te teslim almış durumdayız ilgili evrakı. Yani iş tüzüğe göre bu konuda genel kurul bir başka karar almadığı takdirde bu komisyon görüşmelerinin başlaması Cuma günü saat 11.07'den önce mümkün değildir. İş tüzüğe bunu niye konmuş? Şunun için konmuş. Taslak nedir bilmiyoruz. Taslak gelecek ve gruplar, milletvekilleri, komisyon üyeleri buna en az 48 saatlik bir hazırlık yapması lazım. Bu 48 saatlik süre, dün biz bunu meclise verdiğimiz tarih diyemezsiniz. Çünkü iş tüzük dağıtılacak diyor. Dağıtıldığı tarih bugün saat 11.07 geçedir. Bunu burada bir kez daha kayda geçirelim. Yarın toplanacak komisyon, genel kurul bu konuda farklı bir karar almadıysa alması mümkündür. Almayacaksa, almazsa hukuken o toplantı tarihi ve saatinin uygulanması mümkün değildir. Ha gruplara daha önceden bilgi verebilirlerdi, böyle yapsak olur mu derlerdi, burada bir uzlaşı olurdu ama bu kanunda uzlaşı olmaz. Bu kanunda hakkımız neyse, iş tüzük neyse o uygulanacak. İkincisi, toplantı salonuna ilişkin bir çağrımız var. Adalet Komisyonu'nun bulunduğu yer uygun değildir. Bir alternatif olarak son zamanlarda ortaya konan plan bütçe komisyon salonu da böylesi bir toplantının katılımına yetersiz kalacaktır. Bu yüzden buradan ifade ediyoruz. Herkesin sağlığı açısından bunun hiç yapılmaması uygundur. Ama illa yapacaksanız Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullandıkları büyük grup toplantı salonlarından birini tercih etmek durumundasınız. Oradaki partilere ait logoların kaldırılıp oranın komisyon toplantısına uygun hale getirilip uygun şekilde sosyal mesafeye uygun bir şekilde çalışmak en doğrusudur. Bunu muhataplarımıza ilettik. Bir kez de buradan kamuoyu önünde bu çağrımızı tekrarlayalım. Kamuoyu soracak. Bu kanuna niye bütün barolar ve teklifi getirenler dışında herkes karşı, bu teklif niye geliyor diye. Bu teklif bir hazımsızlıktan geliyor. Hazımsızlık baroların çoğunun iktidarın karşısında olmasından falan değil. Hazımsızlık demokrasiyi hazmetmekten geliyor. Demokrasiyi hazmedememiş olmaktan kaynaklanıyor. Ve yapılmaya çalışılan düzenlemenin akılla, fikirle, mantıkla da anayasayla da hiçbir uyumu yok. Birincisi, anayasanın 135. maddesi net. Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerini tarif ediyor. Bunlardan da en önemlisi barolar. Ve diyor ki bunlar kamu tüzel kişilikleridir diyor. Anayasa 135'in son cümlesi kamu tüzel kişilikleri. Barolar Birliği, Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Bunlar kamu kuruluşu. Bunların başkanlarının, yöneticilerinin kullandığı hizmet araçlarında, makam araçlarında siyah plaka var. Kamu tüzel kişiliği deyince anayasadan güç alan kamu kurumu niteliğinde hizmet üreten meslek örgütlerini anlıyorsunuz. Peki bunlardan ikincisi olur mu? Sayın vatandaşlarımız, şunu söylüyoruz. Eğer İstanbul'da Bakırköy'de iki kaymakam olursa İstanbul'da iki baroda olur. Kayseri'ye iki vali olursa, iki tane valilik olursa Kayseri barosundan da iki tane olur. Erzurum İl Emniyet Müdürü iki tane olursa ikinci baro olur. Kamu kurumu niteliği dediğinizde kamu tüzel kişiliği tektir. Adı üstünde bunlar birlik. Birliğin iki tane anlamı var. Bir tanesi bir araya gelmek, bir tanesi de tek temsiliyet. Anayasa böyle söylemiş. Buna karşı yapılan her türlü müdahale geçmişte Anayasa Mahkemesi'nden dönmüş. Ancak arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'ne, oraya atadıkları üyelere ve yasama, yargı ve yürütme üzerindeki tek adam tahakkümünün, saray rejiminin etkinliğine güveniyorlar. Diyorlar ki bozmaz bu sefer. Oysa geçmişte Türk Tabipleri Birliği için, Türk Veterinerler Birliği için ve İstanbul Diş Hekimleri Odası için 3 kez bozmuş. Diyor ki yaptığınız iş temsilde adalete uygun değil. Uzun uzun okumayacağım. Ama karar şunu söylüyor. Ya siz hiç şunu yapabilir misiniz diyor. Bir ara kanuna şöyle bir şey koymuşlar. Diş hekimleri odalarında delege üst sınırı 10'dur. Anayasa Mahkemesi de demiş ki İstanbul'da dünya kadar diş hekimi var. Başka yerin
Bunun beşte biri kadar diş hekimine 10 delege, İstanbul'a da 10 delege olmaz. Temsilde adalete uygun değil demiş. Benzer bütün müdahaleleri bozmuş. Bakın şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapıyor? Dün Cahit Özkan'a dedim. Cesareti olan odur meydan. Çıkın dedim burada bir baba yiğit. Bir çıksın bir bakalım burada bir anlatsın. Bir ana yiğit anlatsın bunu. Desin ki ben imzamın arkasındayım. Yaptıkları iş şu. Çok basit örneklendirelim. Eğer bu teklif geçerse ne olacak? Şu olacak. Tunceli'de 42 avukat var baroya kayıtlı. 4 delege çıkaracaklar. Antalya'da 4.757 avukat var baroya kayıtlı. 4 delege çıkaracaklar. Bu şu oluyor. Tunceli'deki, Ardahan'daki veya benzer bir takım Tunceli'deki, Ardahan'daki benzer üye sayısına sahip odalardaki avukatın gücü Antalya'daki avukatın gücünün tam 100 katı olacak. Yani diyor ki Tunceli'deki avukatın oyu Antalya'dakinden 100 kat değerli olsun diyor. Yaptığı iş bu. Bir başka örnek. Rize'de 181 avukat var. 4 delege çıkaracak. İzmir'de 9.612 avukat var. 5 delege çıkaracak. Buradaki fark 53 kat. Bir başka karşılaştırma. İstanbul Barosu'nun 46.052 üyesi var. 13 delegeye düşürüyor delege sayısını 150'lerden. 13 delegeye düşürüyor. Tunceli'deki 48 üye 4 delege çıkarıyor. Tunceli'deki avukat 10 avukata bir delege düşerken İstanbul'da 3000 avukata bir delege düşüyor. 300 kat fark var. Şimdi bu vicdan mı? Bu mantık mı? Bu akıl mı? Anayasa Mahkemesi geçmişteki bütün kararlarında demiş ki avukatların gücü barolara ve barolar birliğine eşit temsil ilkesine uygun yansımalıdır demiş. Uzun uzun anlatıyor. Önce seçimlerin eşit temsile uygun olmasını anlatıyor. Yani vatandaşın oyu meclise nasıl düzgün yansımalıysa diyor. Kamu kurumu niteliğindeki örgütlerde de durum farklı değildir. Yapılan düzenleme uygun değil diyor. Şuradan çok net söylüyoruz. İsteyen istediğinden karşılaştırsın. Geçmişteki eşitsizlik birse bugün AK Parti'nin önerdiği eşitsizlik 20-20. 20 kat daha eşitsiz bir durum var. Tek güvenceleri Anayasa Mahkemesi'ne üyelerin yarıdan bir fazlasını Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası olan şekilde atandılar. Biz bir şekilde bu işi çözeriz. Eğer bu işi çözerseniz vatandaşın gözünün içine baka baka şunu söyleyin. O zaman siz yarın şunu da yaparsınız. Rize Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi kendisine güçlü bir destek veriyor. Ama İzmir'de o desteği bulamıyor her şeye rağmen. Neleri derede aramadı. Binali Yıldırım'ı koydu. İzmir'i alamadı. Her yöntemi denedi İzmir'den destek alamıyor. O zaman ne yapabilir Recep Tayyip Erdoğan? Diyebilir ki Rize'de her 40 bin vatandaş bir milletvekili çıkarsın. Ama İzmir'de her 400 bin vatandaş bir milletvekili çıkarsın. Aynı şey. Onu hazmeden, bunu hazmeden onu da hazmeder. Bunu teklif eden onu da teklif eder. Bu şu demek. Elde edilen güçle parlamentoda MHP ile birlikte oluşturdukları Cumhur İttifakı'nın gücüyle demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Temsilde adaleti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Yarın öbür gün şunu da derler. Cumhur İttifakı'nın seçime girdiği yerlerde normalin 5 katı milletvekili çıksın güçlü oldukları yerlerde. Diğer yerlerde de bugünkünün 5'te biri çıksın. %20 oy alalım, meclisin %80'ini alalım. Neden? Biz öyle istiyoruz. Biz böyle yasa yapabiliriz. Anayasa Mahkemesi de bozmazsa olur. Bu hesapların hepsi seçmenin vicdanından, seçmenin gönlündeki adalet terazisinden döner. Geçen sene 31 Mart'ı YSK'da iptal ettirdiniz. 23 Haziran'da yediğiniz demokrasi tokatının izi duruyor daha ensenizde. İzi duruyor. 806 bin farka niye çıktı? Seçmenin iradesine saygı göstermediğiniz için çıktı. Buradaki meselenin de özü tamamen bundan ibarettir. Ve
bir korkumuzu ifade edelim. Daha doğrusu olacak şeyi söyleyelim. Bunu niye yapmak istiyorlar? Tamam, Metin Feyzoğlu eskiden muhalif duruşu vardı. Şimdi makul bir duruşu, makbul bir tonu var ve sarayın çok hoşuna gidiyor. Alkışlarken de avuçlar kıpkırmızı alkışladı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeşil pasaportu kapınca. Elbette onun karşısındaki bu tepki dalgasını durdurmaya çalışıyorlar, evet. Ama sonuç şu olacak, esas nereye geliyoruz? Esas. Çeşit çeşit İstanbul'da 24 tane baro kurulabilecek bu kanun teklifine göre. Ne olacak? 2 sene sonra, yani 6 ay sonrasına yetiştirecekler seçimlere de AK Avukatlar Barosu, Milliyetçi Avukatlar Barosu, Sosyal Demokrat Avukatlar Barosu, İyi Avukatlar Barosu, çeşitli barolar. Baroların logolarında rabiyalar, kurtlar, kuşlar, zafer işaretleri, altı oklar. Sonra vatandaş avukat tutacak. Hakimler, savcıların durumu ortada. Sarayın talimatı olmadan bir karar yok. Tuttun bir tane sosyal demokrat avukat, çırpınsın dursun. Olan vatandaş olacak. Bu şartta ne yapacak vatandaş? AK Avukatlar Bürosu'na gideyim ki. Verilecek karar da zaten belli. Benim avukat AK Avukatlardan olursa hakim savcı o gözle bakar. Bütün davalar siyasi değil ki. Alacak verecek davası var. Köyde sınır çekiyorlar, tarla üzerinde sınırın yeri için tartışma var. Bir tanesi AK avukatla gidecek, bir tanesi başka bir avukatla gidecek. Bu farkı koyarsak ne olur? Memur sendikalarında olan olur. Bir sürü avukat yandaş avukat barosuna gider ki o logo bende olunca beni tercih etsin vatandaş diye. Hesabı anladık mı? Bu kadar basitleşebiliyorlar. Adalet dediğiniz sistemin kürsünün her yerine müdahale ettiler. Şimdi savunma ayağına müdahale ediyorlar. Bu memlekette devletlerin dini adalettir denmiş. Bu memlekette herkes bilir ki eğer tuz kokarsa hepimiz çürürüz. Tuzu kokutmaya çalışıyorlar. Tuzu kokutmaya çalışıyorlar. Esas mesele bu. Avukatları partilerine göre ayırıp hakimlerin gözünde ona göre karar verebilecekleri, köylü vatandaşın, esnaf vatandaşın avukat seçerken de yandaş avukata gitmesini temin edecek bir rezalete imza atıyor bunlar. İtirazımız bunadır. Bu normal şartlarda gelmez. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde kolay kolay. Bunun, bu metnin İngilizcesi, Fransızcası, Japoncası yok. Bu metnin Çincesi de yok söyleyeyim. Bu metni bir tek bunlar yazar, bunlar imzalar. Bu metnin İngilizcesi fıkra gibi anlatılır dışarıda. Bu metnin Fransızcasına fıkra gibi gülerler. Yok bu metnin yabancı dile çevrilmesi. Türkiye'yi dünyaya rezil etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bu ana konumuz dışında birkaç hususa değinerek cevap vermek gerekirse, tabii Ömer Çelik'in basın toplantılarını artık böyle absürt komedi izler gibi izliyoruz. Ne diyecek bakalım diye. Yani cümleyi 4 kere okudum, anlamadım da. Türk siyasi hayatıyla ilgili özel bir Wikipedia yapmak lazım. Öyle bir Wikipedia yaparsanız bence totaliter zihin diye bir madde açılsa bu iyi bir örnek olur. Statiko sosyetesi diyoruz ya, ama işlerine gelmediği zaman da her şeyi değişsin. Böyle bir model yok ifadesini kullanmış. Herhalde baroların çoklu baroya itiraz ettiğimiz için statikocu olarak mı suçluyor, ne de? Esas mesele şu, Wikipedia açılsa diyor, her şeyi bilen, her şeyi konuşan, üstten konuşan, kibirle konuşan, karşısındakini değersizleştirerek konuşan Ömer Çelik'in unuttuğu bir şey var ki, örnek vereceksen, bir çağrışım yapacaksa, o çağrışım nereye gidiyor diye bir bak. Wikipedia açmak lazım diyor Türk siyasi hayatına. Mevcut Wikipedia'yı kapatan sizsiniz ya. Wikipedia var ve o Wikipedia'yı siz 2 yıldan fazla süre kapalı tuttunuz. İçeriğinden rahatsız oluyorsunuz. İnsanlar özgürce yazıyorlar ve alternatif bir bilgi kaynağından istedikleri gibi yararlanıyorlar diye Wikipedia'yı siz kapattınız. Türk siyasi hayatının Wikipedia'ya ihtiyacı var diyor. Wikipedia'yı sansürleyen iktidarın sözcüsünün kurduğu cümleye, verdiği örneğe bakın. Bugün
Dün ifade ettik, sosyal medyada da eleştirdik. Bugün apar topar gece yarısı düzeltmişler. Hani liyakat yok diyoruz ya, liyakat yok, sadakat var. Bakın kurdukları saray rejiminin kararnamesi. Artık liyakatsizlik lakaytlığa dönüşmüş durumda. Recep Tayyip Erdoğan imzalıyor 29 Haziran'da. Resmi gazetede de yayınlanıyor. Marmara Üniversitesi'ne bağlı Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi kuruyor arkadaşlar. Bakın insanız, konuşurken hata yaparız, yazarken hata yaparız. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devletine döndüğü için Marmara Üniversitesi'ne kurulacak altına Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulumuyla ilgili yeterli istişareler olmadığı için bunu yapalım, bunu da buraya ekleyelim deyince kör cahilin biri Marmara Üniversitesi'nin altına Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi kuruluşunu getirince şahsım da dikkat etmeyip onu imzalayınca şahsı imzaladılarsa biz ne biliriz deyip kimse dönüp de bakmıyor ve resmi gazetede basılacak hale geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet geleneğinde böyle hatalara karşı önden arkadan 10 tane denetleme mekanizması vardır. Çek etme mekanizması vardır ve onu bir şekilde düzeltilir. Bu hata yapılmaz. Bu hata liyakatsiz saray rejiminin lakaytlığını gösteriyor. Cumhurbaşkanının önüne çıkacak föye üniversitenin altında üniversite açmasını yazacaksınız. Oradan gözden kaçacak, buradan gözden kaçacak. Her işi bir kişi yaptığı için bu hatasını mazur görüyoruz. Valiyi o atıyor ama il başkanı da o atıyor. Kaymakam atarken ilçe başkanı da atıyor, rektörü de atıyor, genel müdürü de atıyor. Milletvekili listesinde yapıyor. Kendi genel başkan yardımcılarını da belirliyor. İmza atmaktan yorgun gözler böyle bir hatayı görmüyor. Ama devletin beyefendi imzaladığına göre bir bildiği vardır mantığıyla böyle bir hatanın resmi gazeteye basılacak kadar acz içine düşürülmesine isyan ediyoruz. Bu saray rejiminin bu lakaytlık içinde dün 6 tane rektör atadığını, bu rektörlerden 4 tanesinin uluslararası yayınlanmış bir makalesinin olmadığını bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmak lazım. Bu lakaytlık. Üniversiteye rektör atıyorsun. Üniversitelerin başarıları yazdıkları uluslararası makalelerle ve uluslararası dergilerde yayınlanmasıyla ve ona yapılan atıf sayısından ölçülür. 4 tane atadığın rektörün bir tane makalesi yok. Bir tane makalesi yok adamın. Ve öyle bir noktadayız ki işte partili rektörlerden bir tanesi de Sayın Hotar 9 Eylül Üniversitesi'ne bu mecliste görev yapmış birisini, partili birisini, bilgi eski genel başkan yardımcısı rektör olarak atadılar. Personelle sorunları var 9 Eylül Üniversitesi'nin, kesinti yapılıyor. Personel çıkmış, 9 Eylül Üniversitesi'nde tıp fakültesinin önünde eylem yapıyor. Bu eyleme de milletvekillerimiz, belediye başkanımız gidip destek veriyor emekçilere. Sayın Nükhet Otar, partili ya, diyor ki siz de gidin karşı eylem yapın, belediyeyi protesto edin. Oraya giderken AK Parti ilçe başkanı gidiyor, MHP ilçe başkanı gidiyor ama tıp fakültesinin dekanı gitmiyor normal olarak. Ya ne iş var adamın belediye önünde protestoya gidecek? Siyasetçiler gelir, protesto yaparlar. İşçilerin yapılan kesintisini, Sosyal Demokrat bir partinin milletvekili, belediye başkanı. Ya niye gitsin oraya? Nükhet Atar diyor ki gideceksin. Dekan diyor ki ya ne işim var, gitmeyeceğim. İstifaya zorluyorlar. İşte saray rejiminin liyakatsizleri, işte saray rejiminin lakaytlığı. Ve tıp fakültesi dekanı belediye önünde belediye başkanı protestoya gitmediği için istifa etmiş durumda. Gerçekten akıl almaz bir yaklaşım. Gerçekten utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. 15 Temmuz şehitlerinin için toplanan paraları yıllardır 15 Temmuz şehit ve gazilerine, şehit ailelerine ve gazilerine ulaştırmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi bunu peşini bırakmadı ve fikri takiple sürekli sordu.
Yıllar sonra bir vakıf kuruldu. Adresi yanlıştı. Adresi doğruldu. Parası yoktu. Ve toplanan 309 milyon liranın hesabını sorduk. Dün de genel başkan sordu. Vakıftan bir açıklama gelmiş. Harika bir açıklama. Diyor ki para vakıf hesabımıza 1 Ocak'ta 338 milyon olarak geçti. Netleşiyoruz. Yani uğraştık. Sonunda bir açıklama var. 338 milyon lira olarak geçti. 4 yıl önce 309 milyon olarak toplanan para. Birincisi, devletin en düşük faizini hesaplarsanız 2017-18-19 para 475 milyon oluyor. Ne demişti burada Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay? Ne oldu paralar dediğimizde paraların hazine hesabında bulunduğunu ve nemalandığını söylemişti. Bir devlet bir parayı nasıl nemalandırır? Resmi faizden daha düşük de olmaz herhalde. Yani Fuat Bey parayı bir arkadaşına %2 faizle vermediyse yıllık, devletin bankasına koyunca 475 oluyor. Vakıf açıklamış, 1 Ocak'ta 338 milyon lira olarak aldık biz o parayı diyor. Arada fahiş bir fark var. Ha, biraz hesap kitabı hepimizden daha iyi yapan insanlar diyorlar ki, böyle bir parayı dolara koysaydın 600 milyon yapardı. 338 yarısı ama biz en düşük faizden hesaplandığında 475 milyon. Biz diyor bu parayı diyor faizde tuttuk, 344'e çıktı diyor. Pardon, 353'e çıktı. 9 milyonunu da diyor şehit ve gazilere Covid şartlarında para ödedik. 344'e indi diyor. Birincisi, vakfa parayı verdiklerinde vakıf resmi faizden nemalandırmış. Bakın para hemen 6 ayda 15 milyon artmış. Oysa arkadaşlar bu parayı 4 yılda 27 milyon arttırdılar sadece. 6 ayda 15 milyon. Yani para baştan verilse doğru harcanacak çok net olarak ortaya çıkıyor. Bütün eleştirileri haklı çıkaran bir sorun var. İkincisi de 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ve gazilere neden onlar için toplanan paradan yardım parası dağıtıyorsunuz? Ya bir ihtiyaçları varsa zaten onlara biner lira o yardım paralarını hazineden niye vermedik hep beraber? Kendileri için vatandaşın topladığı parayı kendilerine bağış olarak veriyorlar pandemide. Bu paranın bu insanlara 4 yıl önce dağıtılmış olması lazımdı. Yaklaşık birer milyon para hak ediyorlar. 1 milyon lira parayı verdiğinde zaten senin yardım kolüne muhtaç olmaz bu insanlar. Açıklama her yönüyle son derece dikkat çekici, son derece utanç verici. Benim bahsedeceğim konular bu kadar. Sorular varsa cevaplayabilirim. Şimdi birincisi şu, Sayın Demirtaş'ın eşine yapılanla Sayın Esra Albayrak'a yapılana eş zamanlı olarak yani kendi süreçleri içinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak aynı tepkiyi verdik, vermeye de devam ederiz. Ben şahsen yaptığım paylaşımda da milletvekillerimizde, partimizin yetkili organlarında görevli tüm arkadaşlarımızın tepkisi ortaktır. Kabul edilemez. İğrenç bir saldırıdır. Bir kadına ve bir bebeğe yapılan böyle bir saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradaki tutumumuz son derece nettir. Bu konuda saldırganın menşei ya da saldırılanın kimliğine bakan hiç kınamasın kimseyi. Yani o zaman başka bir şey. Sayın Demirtaş'ın eşine yapılınca susup Esra Albayrak'ta tepki vermek ya da tam tersini yapmak samimiyetsizliktir. Çok net olarak bunu ortaya koymak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü yaklaşımına gelince, ben sosyal medyayı kısıtlama ya da erişim engeli en sert tedbirlerin
bu yaklaşımın Esra Albayrak'a yapılan saldırıdan sonra gündeme getiriliyor oluşunu kendisi açısından sağlıklı bulmam. Yani kendi kızına, kendi torununa yöneldiğinde bunu yapmışçasına bir açıklama siyaseten doğru ve ülkeyi yöneten yürütmenin başındaki kişi açısından tutarlı bir şey değil. Ama bir kısıtlamayla ilgili heveslenmenin geçen hafta gençlerle yapılan ve en çok takipçisi olan kişinin en çok dislike'ı aldığı bir süreçten sonra geliyor olması siyaseten baktığınızda bir başka haklı çağrışımdır. Sosyal medya Muz Cumhuriyeti'ndeki gibi herkesin ağzına gelen küfrü ettiği bir yer olmamalıdır. Ama ben şunu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iletişim danışmanına hem de kendi iddiası olup fotoğraflarla ispatlanamayan, yani hanesi başka yerde, arsa başka yerde, arsaya pergola yapmış, duvar örmüş, piknik alanı yapmış, o dakikalar içinde erişim engelleri alıp mahkemelerden buraya ışık hızıyla fezlekeler yollayabilirlerken bizlere akıl hastalığı raporu olanları bir köşeye çekip de dünyada duyduğunuz en ağır küfürleri bizlere ettirip cep telefonu numaralarımızı ilan ettiren kişilerin ifadeleri ancak 18 gün sonra kişinin teşekkürleriyle evinde ve kişinin iddiasına göre bir bakanın, bir belediye başkanının, bir parti ilçe başkanının yanındayız telefonlarından sonra alınabiliyorsa Muz Cumhuriyeti görüntüsü buradadır. Kendi kızına yapılan ve hepimizin lanetlediği saldırıdan sonra bu sabah kalktım sınırlama yapıyorum falan başka bir şey. Burada elde tutulan yargı gücünün kendi lehine muhalifler aleyhine kullanıldığı görüntü Muz Cumhuriyeti görüntüsüdür. Ama böyle bir hararetle Wikipedia'yı kapattılar. Yıllarca gençlerimiz böyle bir bilgi kaynağından yoksun kaldı. Dün Ömer Çelik kendi kendine tırmalıyor. O yüzden böyle kişisel öfkeyle kalkıp ülkeyi zarara uğratacak, ülkeyi Çin'e, Kuzey Kore'ye, Rusya'ya dönüştürecek bir takım düzenlemeler yerine hep birlikte bütün partilerin, bütün sosyal tarafların görüşlerinin alındığı etik düzenlemeler yapılabilir. Geçtiğimiz dönemde söylemiştik, yeşil top koydular, onu da böyle büyük dünya projesi diye açıkladılar. 40 gün sonra topu koltuklarının altına alıp gittiler. Çünkü bütün küfürbazların yeşil toplu olduğu çıktı ortaya. Allah Mahir Ünal'ın yaptığı hizmetten hepimiz müteşekkiriz ama Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin. AK Parti'nin bu etik meseleleri kendi itinde parti politikası gibi değil de hepimizle ve evrensel ölçütlerde konuşmayı öğrenmesi lazım. Yoksa her seferinde benzer şekilde rezil olurlar. Başka soru var mı arkadaşlar? Şimdi demokrasilerde liderler kalkıp da kişinin, hatta kişinin ailesinin aidiyetleri üzerinden yargılanma süreçleriyle ilgili bir takım talep ve telkinlerde bulunurlarsa bu yargıya doğrudan müdahaledir. Sayın Bahçeli'nin yargıya doğrudan müdahale etmediğini söylüyorlar. Doğrudur. Sayın Bahçeli ittifak ortağına hitaben dolaylı müdahale etmektedir. Ben de biliyorum Sayın Bahçeli'nin sözünden hareket etmiyorlar. İstanbul grubunun sözünden, pelikanların yönlendirmesiyle, sarayın talimatıyla hareket eden yargıya Bahçeli doğrudan değil, dolaylı olarak ve ittifak ortağına dilek ve öneriler kısmında bir talep iletmiştir kamuoyu önünde. Bu Sayın Bahçeli'nin yaptığı iş kimin için yaptığı üzerinden bakılmalıdır. Bizim temel duruşumuz şu: tüm hasta tutuklu ve yükümlülerle ilgili bu meclisin özel düzenlemeler yapması lazım nokta. Mümtezer Tünköre'yi bu genel parantez içinde değerlendirebiliriz. Ama Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu değerlendirme, efendim abisi ülkücü şehidimizdi, Allah rahmet eylesin, ama kendisi Abdullah Öcalan'a bir villa alalım, Bodrum'a koyalım, Bodrum Paşası olsun diyen kişiydi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli üyeleri, Mümtezer Türkönen'in bu sözünü hatırlamayan Google'dan arasın. Bodrum Paşası. Abisi ülkücü şehidimizdi. Allah rahmet eylesin. Ama kendisi Bodrum Paşası sözünün mucididir. Unutulmasın. Milliyetçi Hareket Partisi'ne FETÖ kumpasıyla kurulan videolu kumpasta MHP'li yöneticilere FETÖ'nün kurduğu kaset kumpaslarındaki Mümtezer Türkön'e etkisini, tutumunu kimse unutmasın. Bunu da bir kenara not edelim. Ve Mümtezer Türkön'ün MHP diyor ya FETÖ'ye karşı çok dik duruşumuz var. FETÖ için yaptığı her türlü kaleme aldığı yazıları, yaptığı algı operasyonlarını unutulmaz. Bunun üzerinden bir kardeşlik bağıyla yargıya efendim şöyle yapılırsa iyi olur denilmeye başladı mı, Allah göstermesin biz işin içinde olmayız da senin FETÖ'cünü benim FETÖ'cüm kötüye döner, bu işlerin içinden çıkamazsınız. FETÖ ile mücadelede samimiyet vardı yoktu tartışmasını yürüten Bahçeli bu samimiyet sorgulamasının bir öznesi haline gelmiş durumdadır. O açıklamasıyla birlikte bunu da kayda geçirmek isteriz. Başka soru var mı arkadaşlar? Onu hemen cevaplayalım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu meclisi tatile nasıl sokarız sorusuna şu cevabı vermiştik. Bunu burada söylememde de bir sakınca yok. Bir, güvenlik soruşturması. İki, küçük yaşta evlilikler. Üç, barolarla ilgili düzenlemenin Ekim'e kalması durumunda geri kalan kısmı bu meclis saatler içinde halleder dedik. Bunlardan sadece barolarda ısrar ettiklerini, güvenlik soruşturmasının Ekim ayına kalabileceğini ifade ediyorlar. Bizdeki bilgi bu ama tabii bu bilgilerin hiçbir tanesi kesin olarak yasal bir teminata sahip değil. Maalesef Türkiye'de söz uçuyor, yazının bile kaldığı şüpheli. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Özgür Bey, bir röportaj yapabilir miyiz? Neyle ilgili abi? Pandemi, biliyorsunuz son şeyde çıktı.